Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir model yapacağız beraber. Model kaydırmalı bir model. Anlatabileceğim kadar ilmek sayısını atarak başladım. Birkaç sıra lastik geçtim. Siz de lastikte de haroşa ne yapacaksanız onu yaptıktan sonra modeli birlikte yapabiliriz. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi hazırsak başlayalım. Oldukça kolay bir model. Hem tersten hem düzden modeli yapacağız. Kenarla birlikte 3 tane ilmeği ördük. Dördüncüyü 5. ile yer değiştiriyoruz. Şöyle birini önden aldık. 1 2 2 tane de serbest. Aralarında ikişer tane var ilmek. Ördük. Şimdi yine yer değiştiriyoruz. Ve bu ikisini düz olarak örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Her yer değiştirdiğimiz ilmeklerin arasında 2 tane düz var. Yer değiştirdik, düz olarak örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Ve kenar ilmeği ördük. Şimdi arkadan bu kaydırdıklarımızı yine kaydıracağız. Onun için yerlerini şaşırırsanız arkaya dönüp bakmanız gerekebilir. 4 taneyi ördük. Bunu kaydırmışız. Şu kaydırdığımız ilmek. Yine kaydıracağız. Bu sefer ikinciyi önden, bu birinci düz ilmek arkadan bir çizgi oluşturacak. O yüzden çevirdik ve ördük. 2 tane de serbest örüyoruz. Normal 2 çevirme arasında 2 ilmek vardı. Burada yer değiştirdiğimiz ilmeğimiz var. Onu yine yer değiştiriyoruz ve ters olarak örüyoruz bu 2 ilmeği. 2 tane de normal olarak ilmeği örüyoruz. Yine yer değişimi ilmeğine geldik. Yerini şaşırmamak için böyle sayabilirsiniz. Bu yer değiştirdikten sonra ikisini de ters olarak ördük ve ikisini de ördük. Geldik ön sıraya. Kenar ilmeği alalım. Bu yer değiştirdiğimiz ilmeği sürekli götüreceğiz. Yer değiştireceğiz. Yine önden alıyoruz ve diğer ilmeği arkadan, bu ikisini düz olarak örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Geldik yine yer değiştirdiğimiz ilmeğe. Bunu sürekli sağa doğru kaydırıyoruz. Bir öncekinin önünden kaydırdık. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Tekrar ilmek yer değişimine geldik. İkisini de düz örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Şimdi burada ilmek yer değişimi yok ama ilmekler bu tarafa doğru kaydığı için buradaki 2 ilmeği yine bu şekilde yer değişimi yapıyoruz. Düz örüyoruz. Ve kenar ilmek. Şimdi arka sırada ilmeği örmeden alalım. Bir tane daha örüyoruz. Yer değiştirdiğimiz ilmeğe sıra geldi. Bunu yine yer değiştireceğiz. Bu şekilde. Bir, ikisini de ters ördük. 2 tane daha ters örüyoruz. Ve yine kaydırdığımız ilmeğe sıra geldi. Yine kaydırdık. 1 ikisini ters ördük. 2 tane daha ters örüyoruz. Geldik kaydırdığımız ilmeğe. Yine kaydırıyoruz. 2 tanesini de ters örüyoruz. 2 tane daha ters örüyoruz. Burada en son kenar ilmekle bir kez daha kaydıralım. Bu modelde kenar ilmek koymuyoruz. Bir kez daha kaydırdık ve şu kaydırmayı bitirdik. Bu kaydırmada zamanla kenara kadar gelecek. Diğeri de kenara kadar gelecek. Her burada çevirme
ilmeklerinden sonra 2 tane ördüğümüzde 2 ilmek kaldıysa yer değişimi yapıyoruz. 3 ilmek varsa yer değişimi yapıyoruz. 1 ilmek varsa zaten yer değişimi yapamayız. Şimdi kenar ilmek olarak örmeden alıyoruz. 2 tane daha normal ördük. Yer değiştirdiğimiz ilmeğe sıra geldi. Yerini değiştirelim. Bu ikisini düz olarak örelim. 2 tane daha düz örüyoruz. 4 tane. Yer değişimini yapalım. İkisini düz örelim. 2 tane daha düz örüyoruz. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Kenar ilmeği atmamıza gerek yok. Zaten kaydırarak gidiyoruz. 1 ilmeği ya da 2 ilmeği en sonunda kenara dikiş payı olarak bırakabiliriz. Burada şimdi 3 tane var. Arka sırada çevirmek zor olacağı için normal örelim. Düz sıralarda hep çevirmeyi yapın. Bu kenardaki ekstra ilave kayan ilmeği modele katacağımız zaman düz sırayı geçerken katarsak daha kolay olur işimiz. Arka sıradan onu ayarlayamayabiliriz. Şimdi bu normal düz ilmekleri örelim. Kaydırdığımız ilmeği yine kaydırıyoruz. İkisini ördük, 2 tane daha ördük. Kaydırdığımız ilmeğe gelmişiz, yine kaydırıyoruz. İkisini örelim. 2 tane daha örelim. Kaydırdığımız ilmeğe geldik. Yine kaydırdık. İkisini örelim. 2 tane daha örelim. Döndük ön sıraya. Bir iki sıra daha beraber geçelim. Bir ön sıradan, bir arka sıradan. Kenar ilmeği örmeden aldık. Kaydırdığımız ilmeği yine sağa doğru kaydırıyoruz. İkisini düz örüyoruz. 2 tane daha düz örüyoruz. Kaydırdığımız ilmeğe sıra geldi. Önden yer değiştirdik. İkisini düz ördük. 2 tane daha düz ördük. Kaydırdığımız ilmeğe sıra geldi. Yer değiştirdik. 2 tane düz ördük. 2 tane daha düz ördük. Şimdi tekrar burada bir ilmek kaydırma başlangıcı yapıyoruz. Ve en son ilmeğimizi de örelim. Arka tarafa geçtik. Kenar ilmeği örmeden alıp bir tane daha ördükten sonra kaydırmayı başlattığımız ilmeğe sıra geldi. Yine o ilmek örgünün düzünden sola doğru kayacak şekilde yer değiştirdik. 2 tane ters ördük, 2 tane daha ters ördük. Geldik kaydırdığımız ilmeğe, yer değiştiriyoruz. Bu ikisini ters örüyoruz. 2 tane daha ters örüyoruz. Kaydırdığımız ilmeğe sıra geldi. Yine kaydırıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. 2 tane daha ters örüyoruz. En son kaydırma ilmeğimize geldik. Onu bir kez daha kaydıralım. Kenara kadar geçirelim. Evet. Bu şekilde buradan bittikçe kaydırdığımız ilmek buradan başlayacak. Buradan bittikçe buradan başlayacak. Bu biterken başka başlayacak. Böylece 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor ilmeklerimiz. Başta söyledim mi hatırlamıyorum. Onun için vurguluyorum ortada ve sonda. Kolay bir model. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir model olur. Şöyle bir parça örmüştüm. Büyük parçada duruşu bu şekilde. Buradan bittikçe buradan başlıyor. Buradan bittikçe buradan başlıyor. Verev çizgiler şeklinde devam ediyor. Evet, bugünlük bu kadar. Modelimiz çok kolaydı. Bir başka modelde, bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.